Rahman Rahim olan Zat-ı Zülcelal, umumi kanunların tazikatları ve hadisatın teacumatı, yani hadiselerin hücumu altında ağlayan, sızlayan o sevimli kullarına kanunların fevkinde olarak, yani böyle ağlayan biçare mazlumlar var ya, kanunların haricinde olarak ihsanat-ı hususiyesi ve imdadat-ı hassası, yani ona hususi imdadı, ona özel yardımı ve doğrudan doğruya her şeye karşı rububiyeti hususiyesi var. Özel ilgi gösteriyor. Özel terbiye ediyor. Adam bir bakıyorsun yani o imkansızlıklar içerisinde bir hadise olmuş. Bir tane ev attım ya gruba. Evin ilk 3 katı yıkılmış, 4. katı yıkılmamış. Havada duruyor. Bir tane böyle bir şey var, taşıyıcı bir şey. O kalmış, bir de üst kat kalmış mesela. İşte ne bileyim, 2 tane çocuğu annesi gösteriyor. Şurada diyor. Geliyor Hollandalılar, cihazlarıyla bakıyor. Burada kimse yok diyor, gidiyorlar. Annesi yalvarıyor, ya burada çocuklarım diyor. Hakikaten kazıyorlar, 2 tane çocuğu çıkartıyorlar. Çocuğun annesi nerede, buradaydı diyorlar. Çocuk diyor ki annem 4 sene önce vefat etti. Yani bu gibi hadiseler değil mi? Daha niceleri. Kimisi diyor işte beyaz kıyafetli bir abla bana su getiriyordu. Öbürsü diyor ki şöyle oldu, böyle oldu. Yani Cenab-ı Hakk'ın hususi bağı var orada. Ama burada enteresan, esas bizim dikkat kesip etmemiz gereken yer ne? Bak ne dedi? Her şeyin tedbirini bizzat kendi görmesi. Size Risale'den nereye hatırlattı bilmiyorum. 23. sözde Cenab-ı Hakk'ın kainatı kasti olarak sana musahhar ettiğini söylüyor. Yani Ferhat'a özel yağmur yağıyor. Ferhat'a özel güneş açıyor. Herkese güneş açarken sana da geldi değil. Cenab-ı Hak senin yiyeceğin elmayı bile sana özel yazmış değil mi? Rızkı sana özel yazmış. Öyleyse aldığın nefesi bile sana özel yazmış. Şu vakitte, şu saniyede Ferhat'a şu oksijen gidecek diye. Allah'ın ilmi sonsuz değil mi? Her şeyi biliyor. Öyleyse her şeyi sana özel hazırlamış. Muazzam değil mi abi? Çılgınca bir şey bu. Vücudunda 100 trilyon hücre var. Her birisinin rızıklanışını ayrı ayrı düşün. 100 trilyon hücrenin sirkülasyonunu düşün. Ölenler, doğanlar. Kadir, bir tane yönetmene gitsek ve desek. Abicim, bir tane başrol oyuncusuyla, bir tane senaryoyla, bir tane film çekmeyi herkes başarır Mustafa. Gidelim böyle bir tane yönetmene soralım. Bakalım ne diyecek. 10 tane başrol oyuncusuyla, 10 tane ayrı senaryoyla, 10 tane filmi aynı anda çek bakalım. Çekebilir mi? Cenab-ı Hak 8 milyar insanın filmini aynı anda çekiyor. Hepsinin kaderini aynı anda yazmış. Hepsi kendi filminde başrol oyuncusu. Muazzam değil mi ya? Senarist de o, yönetmen de o, yapımcı da o, her şey o. Sana bıraktığı şey çok az yani. Ne göz kırpmayı vermiş, ne kalp çarpmasını vermiş. Sana sadece ufak tefek kararlar almayı vermiş. Mailin var bir şeylere. Cüz-i irade. Yemek yiyorsun, tatmayı sana bırakmış. Yutkunmaktan sonrasına karışmıyorsun. Kudrete bak, kainatın her yerini evirip çevirirken şu dünyamızda 8 milyar insanın, yüzler trilyon ortalama hücresini, hepsinin ölümünü, doğumunu, hepsinin organellerini, ribozomunu, lizozomunu ayrı ayrı tasarrufuyla terbiye ediyor. Böyle bir zat, göçüğün altında kalmış olan adamı işitmez mi? Havai Allah'ın mı? Allah'ın. Güzel bir yer söyle mesela. Ne bileyim, Antalya, Alanya Allah'ın mı? Allah'ın. Karadeniz'in güzel yaylaları Allah'ın mı? Allah'ın. Peki Allah Kabe'yi niye çölün ortasına koydu? Havai de Allah'ındı. Şelalelerin olduğu güzel bir yere koyaydı ya. Niye taşın, kumun ortasına, kızgın çölün ortasına koydu Allah? Çünkü bu dünyada bazı güzelliklere ulaşmanın yolu bazı zorluklara katlanmaktan geçiyor. Terbiyenin, hususi terbiyenin yolu budur. Zahmetin içinde rahmet vardır. İnne mâ el-yusr yusra. İşte bir enkazın altında kalmak nice insanları diriltir. Ashab-ı Kehf gibi. Öldükten sonra dirilmenin bir misalini Allah bize ölmeden önce böyle bir hadise yaşatarak diriltiyor. Nice insan namaza başladı. Nice insan hayatında kararlar aldı. Nice insan imani adımlar atıyor. Bunlar diriliştir. Vefat edenlerimiz, onlar da dirildiler. Onlar da şehit olarak dirildiler. Rabbim doğru dersleri almayı bizlere nasip eylesin. Allah rızası için El-Fatiha.